Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsel rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâti finnâr. Ve biz senedil muttas ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. İza gâbel hilalu kâbleş şefak fehüve li leyleti. Ve izâ gâbe ba'deş şefak fehüve li leyleteyni. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhüm salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal dar baka edenler Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahefendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçın El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza futihat Farise ve Rum. Faris ve Rum kavmun entüm. Evet. Siz İran'ı, Bizans'ı, Rum tarafını, Bizans'ta sonra ya, yani Suriye, Anadolu, oraları Rum diyarı deniyor. Mevlana Celaleddin Hazretlerine Rumi denir biliyorsunuz. Anadolu'da yaşadığı, öldüğü için halbuki Rum değil. Yani o topraklarda yaşamış, ölmüş anlamına. Rum diyarı deniyor oralara. Siz İran'ı, Rum diyarını, iklimlerini fethettiğinizde, oraları fetholunduğunda kavmün entüm. Siz nasıl bir milletsiniz, kavimsiniz? Evet. Yani bu nimetlere şükreden şakir millet mi olacaksınız? Elhamdülillah bir ayet-i celili var. Karun çok zenginmiş. O kadar zengin ki Kur'an-ı Kerim'e göre sadece altın şeylerinin sandıklarının anahtarı, sandıkları değil, altın sandıklarının, altından kilitlediği sandıkların anahtarlarını bir bölük adam taşıyamazmış. Bir bölük 300 kişidir. 300 adam taşıyamaz. Anahtarlarını ne kadar çok altın sandığı var düşünün. Ona böyle süslü elbiseler içinde ihtişamla giderken demişler ki bu kadar zengin oldun Karun, hayır işte ya, biraz garibanlığa var, bak açlığa susuzluğa var, biraz Allah'a şükret. Ne Allah'a ya demiş. Kafamı çalıştırdım, kazandım. Siz Allah mallah deyip duruyorsunuz. Ne kazanıyorsunuz? Kafamı çalıştırdım, kafamı. Öyle deme demişler. Allah'a şükret. Demiyorum. Dememiş. Allah onu yerin dibine geçirmiş. Hala gidiyor. Yerin dibine geçmiş. O yerin dibine gelince onun ihtişamına, zenginliğine bayılan insanlar şimdi öyle zenginler görünce ah bir de biz zengin olsaydık diyor herif. Yerin dibine geçince iyi ki zengin olmamışız demişler bu defa. İnsanoğlu böyle. Onun feci durumunu görünce iyi ki biz onun gibi zengin olmamışız diye sevinmeye gitmişler. Evet, yani bazı adamlar var. İnşallah maşallah deyin siz. Kafa çalışacak kafa. Para böyle kazanılır diyen adamlar var toplumda biliyorsunuz konuşurken. Böyle diyenleri konuşturmayın. Ağzından kötü söz çıkmasına sebep olmayın. Baktınız ki adam yaya, o konularda hiçbir şey bilmiyor, kurcalamayın. Yoksa ne dini ne imanı filan deyiverir, daha kötü olur, küfür söylerdir bunlar.
insanlara böyle alamayacak kapasitesi yok. Akıllı olun diyor. Evet, İmam-ı Azam Hazretleri. Tartışmaya girmeyin. Almayacak adamın kapasitesi yok. Boşuna nefes tüketiyorsun. Üstelik tartışırken ağzından ne küfür sözler çıkar. Siz ona sebep olmayın. Siz ona sebep olmayın. Şimdi siz Faris ve Rum diyarını fethettiğiniz zaman Abdurrahman İbni Avf gıylahu ona söylemiş. Abdurrahman İbni Avf demiş ya Resulallah siz nasıl kavmsiniz deyince nasıl olacak ya Resulallah? Tekûnü nekûnü kemâ emarallâhu. Evet. Biz ya Resulallah Allah'ın emrettiği gibi oluruz. Demiş. Evet. Peygamberimiz soruyor. Nasıl adam olursunuz? Sen nasıl adam olursun? Onlar diyor ki ya biz diyor Allah'ın emrettiği gibi eve gayre zelik. Evet. Hayır demiş Peygamberimiz. Bundan başka da olursunuz. Yani Allah'ın emrettiği gibi oluruz diyorsun ama hayır demiş. Bundan başka şekilde de olursunuz. Ne yaparsınız mesela? Tetenafasûne birbirinizle yarışırsınız. Rakip olursunuz. Ne kadar muazzam insan Peygamberimiz görüyor musunuz? İslam aleminde 1,5 milyar mı şimdi? Kaç tane devlet var değil mi İslam aleminde? Neyse ben adını söylemeyeyim. Birisi diyor ki İslam alim lideri ben olacağım. Öteki diyor ben olacağım. Tarihim daha müsait. Bu yüzden gizliden gizliye bir rakabet var. Gavurlara yanaşıyor, sana yanaşmıyor. Rakip görüyor seni. Böyle bir şey var birbirleriyle. Yarışma var. Tetenafasûne. Nefsaniyet yarışı yaparsınız. Rekabet edersiniz. Zenginleştiniz ya. Rekabet yarışı yaparsınız. Felaket de buradan geliyor. Sümme tetehasedûne. Birbirinizi çekemezsiniz. Haset edersiniz. Tarık bin Ziyad. Allah rahmet eylesin. İspanya gidiyor, gittik, gördük. Çok akıllı adammış. İspanya geçmeden evvel, ordusunu geçirmeden evvel İspanya'da zulüm var. Topazlar felaket zulmediyorlar. Allah'ın vekiliyiz diye o Hristiyanlara, halka ne zulümler ediyorlar. Hamama gidip yıkanı ateşte yakıyorlar. Otodafe deniyor buna. Tarihlere geçmiş. Hukuk tarihinde var. Mesela Marcel Rusla diye bir Hristiyan alimin yazdığı kitap var. Histoire de Juge diye. Orada söylüyor bu benim söylediğimi. O da bir Hristiyan ilim adamı. Papaz yakıyormuş. Neden yıkandın diye. Çünkü onlara göre insan kirli doğuyor. Kirli doğuyor. Günahkar doğuyor. Vafti suyla arıtıyorlar. O sudan başka hiç yıkanmaması lazım insanın. Yıkanmamak güzel müminlik. Mesela varsay sarayında hiç tuvalet şey yok. Banyo yok. Tuvalet de yok. Gidin görün. Bahçesini yeni yaptılar daha. Gidenler sıkışınca. Koca sarayda banyo yok, tuvalet yok arkadaşlar. Komidin oradan geliyor. Gece sıkıştığı zaman o çömleği ediyor. Hadi pencereden döküyor. Romanlarında yazıyor. Sokaklar pislikten geçilmezmiş. Herkes pencereden dökünce idrarını, dışkısını sokaklar kokarmış böyle. Sarayda bile yok. Diyor ki o 14. Louis meşhur Fransa kralı hayatında diyor vaftiz suyundan başka vücuduma hiç su değmemiştir. İftarla söylüyorum diyor hatırasında. Ne kadar pis herifmiş yani. Ne kadar kokar herifmiş. Bunu iftarla söylüyor. Hayatımda vaftiz suyundan başka vücuduma su değmemiştir diyor. Böyle millet. İyiydi onlar. Bunları biliyor Tarık bin Ziyad. Halk bundan bunalmış. Ağır vergiler alıyorlar. Astı kestik o zamanki insanlar, papazların, şunların. İlim inleniyor halk. Adamlar göndermiş. Müslümanlıkta herkes birbirine eşittir. Kimse kimsenin malını elinden zorla alamaz. Temizlik imandandır. Filan bunları öğretiyor halka. Nerede bu diyorlar halk bunalmış.
Fatih İstanbul'da böyle fethetmiş efendiler. Burayı fethetmeden evvel aynı durum burada da var. Rüşvet, yolsuzluk, zulüm, inim inim inliyor halk. Adam kayırma. Casuslarını göndermiş, Müslümanlığı anlattırıyor sağda solda. Tabii biçimli bir şekilde böyle hazırlıyor yani halkı. Ondan sonra ordusunu geçirmiş. Evet, oradaki menfaat, size ne diyorsun onu? Şey sahipleri, rant sahipleri, kolay kolay verir mi o sahip olduğu şeyi? Çetin bir savaş olacak tabii. Şeyden geçirdikten sonra gemileri yakmış, ordusu demiş ki gördünüz mü? Ya başaracaksınız, ya başaracaksınız. Dönüş imkanı kalmadı, gemiler yandı. Ya da öbür tarafa gideceksiniz. Bir de bunu yapmış. Tabii güzel savaşmışlar, halk da hazır. Çetin savaşlardan sonra İspanya'yı ele geçirmişler. 737 sene orada Müslümanlık hüküm sürmüş. Rönesans'ı da Avrupalılar oradan çaldığını yine Sigrid Huncke var. Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi de kitabı Türkçe'ye tercüme edildi. Okumanızı tavsiye ederim. Bu Marcel Ristel'in Adalet Tarihi diye Türkçe'ye çevirdi. Okumanızı tavsiye ederim. Bunlar Hristiyan müellifler, Avrupalı ilim adamları. O zamanki yani Rönesans'ın İspanya'dan, Avrupa'nın İspanya'dan öğrendiğini, Müslümanlardan öğrendiğini kendi adamları söylüyorlar yani. Kendi adamları söylüyor. Mesela ben şunu tespit ettim. Bizim edebiyat hocamız pek din tarafı yoktu, sıfırdı. Hatta inkarcıydı. Bize o Divine Comedy, ilahi komedi, Dante Alighieri'nin Dante'nin ilahi komedisini ezberletti. Hep Yunan mitolojisini ezberletti. Türk edebiyatının bir şeyi sıraya gelince sene dolardı böyle. Adamın inancı yok. Sonra duydum hidayete ermiş ya. Ama o zaman öyleydi. Sonra ben Miraç hadisini bir okudum. Vay kopyacı vay. O Dante denilen herif Peygamberimizin Miraç'ın hadisini almış. Dünya en büyük klasiği Dante'nin ilahi komedisi. Siz de okuyun. Peygamberin Miraç hadisini okuyun, bir de herifin o divin komedisini okuyun. İlahi komedisini, hırsız mı değil mi anlarsınız yani. Almışlar, satıyorlar bize. İspanya'dan almış, öğrenmiş bize, ben yazdım diye satıyor. Biz de ezberledik onu. Sonra fark ettim ben. Neyse canım, şimdi bu İspanya'da zulüm var. O zulmü önceden göndermiş, adamlarını gönderdikten sonra halkı hazırlamış. 737 sene hüküm sürmüşler ve medeniyetinin kaynağı olmuşlar. İbn Sina filan orada yetişmiş, meşhur filozof. Sonra ne olmuş? Sen halife olacaksın, ben halife olacağım. Muazzam Kırnata Sarayı var. Kurtuba Sarayı var. Gittik oralara gördük. Öyle muhteşem eserler yapmışlar. Çok ilerlemişler. Sonra sen halife olacaksın, ben halife olacağım. Birbirlerine girmişler, bak. Onları aldıktan sonra siz nasıl olursunuz? Allah'ın emrettiği gibi oluruz. Yok, belki başka olursunuz. Tetenafesûne, tetehasedûne. Birbirlerinize yarışırsınız, birbirlerinizi haset edersiniz. Şimdi benim söylemek istediğim şuydu. Bu Emeviler devrinde olmuş İspanya fethi. Şam'da Emevi halifesi var. Tarık bin Ziyad İspanya fethetmiş. Fransa'ya kadar girmiş, Po Ovası'na kadar Fransa'ya. Avrupa'yı fethedecek herif. Öyle muazzam. Şam'daki Emevi halifesi demiş, bu benim yerim halife olur. Hakkından gelemem. Emir göndermiş, döngeri demiş. Eğer o döngeri demeseydi hasedinden dolayı Avrupa Müslümanlığı. Kader böyleymiş, tamam da yani biz görünüşe göre konuşuyoruz. Görünüşe göre döngeri demiş. Çekememiş. Bak birbirinizi yarışırsınız, birbirinizi çekemezsiniz. Peygamber bunları görmüş mübarek. Şimdi de İslam aleminde bir sürü İslam devleti var. Hiçbirbirine yakınlaşmıyorlar. Herkes birbirinin arkasına dönmüş. Öyle değil mi durum? Birleşiveseler, petrol onlarda, kıymetli şeyler onlarda. Avrupa acından ölür. Ama şu devlet şu devlete
yardım edeceğine Avrupa ile işbirliği yapıyor. Paralarını oraya yatırıyor. Oraya ortak oluyor. Durum böyle. Peygamberimiz bunları görmüş. Birbirlerinize rakip olursunuz, yarış yaparsınız. Sümme tetedabaruna, arkanızı dönersiniz birbirlerinize. Birlik olmazsınız. Sevgiyi bağlarını koparırsınız. Sümme tantalikuna fi mesakinil muhacirine, sonra gelirsiniz muhacirlerin meskenlerinin olduğu yerlere. Fetecaluna ba'duhum ala rikabi ba'z. Evet, o zaman bu gariban Müslümanların yerlerine gidersiniz. Ötekileri rakipsiniz ya, çoğalmak için, etrafa ulaşmak için gariban Müslümanlar arasında gidersiniz. Muhacirler oradan gelmedi mi? Müslüman olanlar hep Medine'de toplanmadı mı? Onların fethedersiniz, oralara gidersiniz, o garibanların omzuna çökersiniz, saltanat davasına başlarsınız. Benim toprağım daha geniş, ben daha güçlüyüm, ben başa geçmem lazımdır diye böyle söylüyor. Yani ileri istikbali görmüş. Müslümanlar böyle olmamalı. Allah'a şükretmeli. Allah'a şükretmeli. Fatih'in durumu da olmalı. İstanbul'u fethedince atından inmiş, toprağı öpmüş. Şükür secdesine kapanmış. Evet, bu duyguyu hiç unutmamalı. Evet, bu duyguyu hiç unutmamalı. Hep Allah'a şükredin. Hani Peygamberimiz gibi. Mekke'yi fethettiği zaman şükür secdesine kapanmış. Senin sayende fethettim. Kafamı çalıştırdım. Yok. Ne kadar kafanı çalıştırırsan, Allah yardım etmezse, yürü kulum demezse olmaz bu iş. Ne de kim? Mekke'nin fethinden sonra 12 bin, 13 bin kişilik ordu olmuş. Kalabalık o zaman için. Taifliler, komando, müşrikler, büyük tehlike. O 12 bin, 13 bin kişilik orduyla onları da tedip etmeye Peygamberimiz Mekke'den çıkmış. Vadiden, o Huneyn Harbi'nin cereyan ettiği yere gittim. Oraları gezdim, dolaştım. Orada Taif'e giderken, orada bir yerde vadi o. Bakmışlar dağdan inerken, püf, dağlar, taşlar, asker. Sahabiler demişler ki, bizi dünyada kim yenebilir? Bu kadar kuvvetli askeriz, orduyuz. Cenab-ı Hak onlara bir ders vermiş orada. Allah'tan, zafer Allah'tan, nasrun minallah. Değil mi? Zafer Allah'tan. Sen istediğin kadar gücün olsun, bakalım yenebilecek mi? Peygamber önde, savaş başlamış, adamlar komando, dağ adamı. Müthiş bir saldırı yapmışlar. Asker çil yavrusu gibi dağılmış. Hani bu kadar kalabalık orduyu yenemeyecekti kimseye? Peygamberimiz bir adım bile geri atmamış. Beyaz katırın üstünde, yalan yok, ben Muhammed'im. Abdülmuttalib oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın Resulüyüm. Yalan yok, ben Allah'ın Resulüyüm diye devamlı ileri gitmiş tek başına. Abbas, amcası Abbas yanında. O gür sesli bir mübarek adammış. Ötekiler kaçıyor. 12 bin asker kim yenecek diyenler kaçıyorlar. Gür sesiyle, nereye gidiyorsunuz demiş. Siz Akabe'de yemin etmediniz mi? Hudeybiye'de yemin etmediniz mi peygamber için ölünceye kadar savaşmaya? Söz vermediniz mi? Bak peygamber yalnız başına düşmanın katırını sürüyor. Siz de kaçıyorsunuz. Gür sesiyle söyleyince bir yapmış hakikaten peygamberimiz nur gibi. Düşmana karşı tek başına hiç bir adım geri bile atmamış. Sürüyor atını, katırını. O da demişler ya. Tabii doğru söylüyor ya. Peygamber böyle yaparsa biz niye? Dönüvermişler. Evet, peygambere tabi olmuşlar. Allah'a tabi olmuşlar. Öyle kazanmışlar. Yoksa kalabalığımız, gücümüz, kuvvetimiz, bizim her şey yeter. Yetmez. Allah lütfedecek. Öyle bir ders vermiş. Güç kuvvet vermeden de olmaz bu iş. Kur'an'da ayet böyle. Böyle söylüyor. Gücünüzü, kuvvetinizi düşmana göre ve a'iddu le mestata'tu min kuvve, düşmanın gücüne göre hazırlayınız. O atom yaparsa siz de yapınız. Onun ordusu 100 binse siz de 100 bin ordu. Gerçi diyor 1000, 3000 kişiye yeter. 3000 kişi şu kadar kişiye yeter. Ayet var ama
siz de ona göre güç hazırlayın. Bu olan kanunu. Ondan sonra da Cenab-ı Hak'tan yardım isteyiniz. Zafer Allah'tandır. Allah lütfeder. Dilerse şunu aziz eder, muizdir. Dilerse şunu rezil eder, müzildir. Allah'tandır her şey. Gücünüze güvenmeyin diye ayetler var. İşte peygamberimiz de siz oraları sapıtınca birbirinize düşersiniz. Öyle olmadı mı? Emevi devletiyle Hazreti Ali savaşmadı mı? Ben halife olacağım, sen halife olacaksın. Savaş çıkmadı mı? Efendim Endülüs Emevileri, Şam Emevileri olmadı mı? Birbirlerine, evet, Efendimiz bunları bize haber veriyor. Öyle yapmayın diyor. Allah şükredin, Allah'a Kur'an'ında birleşin, peygambere tabi olmakta birleşin. Allah'tan, Allah'a şükredin ve Allah'dan yardım etmeye devam edin. Gücünüz devam etsin. Yoksa yok olur gidersiniz. Bu fitne diyor, işte daha Osman zamanında, radıyallahu anh zamanında başlamıştır. Hadis-i şerifi Müslim İbn-i Mace, Abdullah bin Ömer'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.